Ebobekok yazılıda çıkabilecek sorular 2. Bu videomuzda Ebobekok konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek önemli bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Yukarıda asal çarpanlarına ayrılmış biçimde A, B ve C sayıları verilmiştir. Baktığımızda sayılara hepsi asal çarpanlarına ayrılmış biçimde. Bütün tabanlar asal sayı. A şıkkında A, B, C sayılarının EBOB'u, B şıkkında da A, B, C sayılarının EKOB'u sorulmuş. EBOB, en büyük ortak bölen. Ortak olarak bulunan bölenler EBOB'u belirler. Şimdi asal çarpanlara tek tek bakarak gideceğiz. İki asal çarpanımız var. Var olan asal çarpanları yazalım. 2 var. 3 var. 5 var. Ve bir de 7 var. 2 ile başlayalım. EBOB'da 2 asal çarpanının bulunabilmesi için 2'nin 3'ünde de yer alması gerekiyordu. Evet, 3'ünde de yer alıyor. A'da 3 tane 2 var. B'de 2 tane 2 var. C'de 4 tane 2 var. Ortak 2 sayısı en az olan tarafından belirlenir. Bunda 2 tane 2 var. Bunda 3 tane, bunda 4 tane var. Üçünde de ortak olarak kaç tane 2 var diye sorulursa 2 tane 2 vardır. 2 üzeri 2 EBOB'da yer alacak 2 ile ilgili asal çarpanımızdır. Ezber mantık üzerinden gitmek isteyenler şunu düşünebilirler. Üçünde de bulunan asal çarpandan en küçük üsre sahip olan EBOB'da yer alır. 3'e geldiğimizde A'da 3'ten 2 tane var. B'de 1 tane var. C'de 3 tane var. Ortak olarak 3'ünde de 1 tane 3 var. Çünkü en az olan ortak adedi belirler. 3 üzeri 1. Burada 3 üzeri 2 vardı. Burada 3 üzeri 1, 3 üzeri 3 vardı. EBOB'da ne yer alacağını bununla ilgili 3 üzeri 1. En küçük üsre sahip olan belirli. 5'e geldiğimizde 5 üçünde de yer almıyor. EBOB'da bulunabilmesi mümkün değildir. 7'ye geldiğimizde üçünde de yer almıyor. Üçünde de olmayan bir şeyin EBOB'da bulunabilmesi mümkün değildir. EBOB'un 4 çarpı 3'ten 12 olduğunu bulduk. EBOB'da yer alabilmesi için bir asal çarpanın üçünde de bulunması gerekir burada. B şıkkına geldiğimizde ABC sayılarının ekokunu bulacağız. Her bir asal çarpandan birinde bulunsun veya bulunmasın en büyük üsse sahip olandır belirleyici olan. 2'ye geldiğimizde 2 üzeri 4'tür. Çünkü hepsinin katını arıyorum. 2 üzeri 4, 2 üzeri 2'nin de 2 üzeri 3'ün de katı. Bunların içinde en büyük üsse sahip olan ekokta yer alacak olandır. 3'e geldiğimizde 3 üzeri 2 3, 3 üzeri 3 var. EKOK'ta 3 üzeri 3 yer alacak. 5'e geldiğimizde B'de bulunmamasına rağmen bunun üssü 1, bunun üssü 1, bunda yok. 5 bulunacak. 7'ye geldiğimizde bunda 7 yok. Bunda 7'nin karesi, bunda 7 var. 7'nin karesi bulunacak. Bunu hesaplamayalım. Oldukça büyük bir sayı çıkar şimdi. Burada bu şekilde asal çarpanlara ayrılmış durumla ilgili bilmemiz gereken EBOB üçünde de bulunan asal çarpanlar için geçerlidir ve en küçük üsse sahip olan EBOB'da yer alır. EKOK ise bütün asal çarpanlar için geçerlidir. Her biri için en büyük üsse sahip olan EKOK'da yer alır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.